Geldiler ana. Taner abigil geldi. Merhaba Aziz. Merhaba anacığım. Oldum Taner abi, yapabildiniz mi icadı? Vallahi Aziz, daha üstünde çalışıyoruz. Ya ben seni geçen aradım ya, annene bazı tetkikler için götürmemiz lazım diye. İşte bugüne randevu alabildik. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun, geçin. Yok ablacığım, biz geçmeyelim. Üniversite hastanesinde bir profesör var da biz seni ona götürelim dedik. Anam yanlış anlama, yardımcı protezi yapamayacağımızdan değil. O yüzden lazım. Aynen öyle. Ya anacığım, şimdi bu sinir bilimiyle birebir bağlantılı olduğu için yani en iyisine gidelim istedik. İşte biraz zor oldu ama bugüne randevuyu alabildik. Eğer siz de müsaitseniz hazırlanıp çıkıp gidelim. Biz hazırlanalım o zaman. Hemen geliyoruz. Hadi bakalım, hadi. Deralar sabahlayıp gülersem güle, bütün dertlerim anlayıp gönlümü bile, sanki kalbimi bilerek yüzüme güle. Beşik Eritaş'ın götürdüğü annesinin yazdığını biliyor muydun Uzam Çoğlu? Tamam, zaten bilmemek ayıp olurdu. Sustum, tamam. Neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Hiçbir tabip yarama melham olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Evet. 6. derece low parableji, omurilik felci vakası. Kaza üzerinden ne kadar zaman geçti demiştiniz? Hocam 2 yıl 2 ay olmuş. Yani hastamız ağaçtan düşmüş. Kaza sonrası omurilik hasar almış. Hasar sonucunda da beyinle bacak arasına giden sinir iletimi sona ermiş. Bakın arkadaşlar, sizinle açık konuşacağım. Tedavide geç kalınmış. Böyle vakalarda ilk 6 ay çok önemlidir. İlk 6 ay boyunca yoğun tedavi ve bakım sonrasında omurga şoku atlatabilseydi büyük ihtimalle sinirlerde iyileşme görülebilirdi. Maalesef ne kadar zaman geçerse iyileşme ihtimali de o kadar azalır. Hocam peki yani hasar tam olarak omuriliğin neresinde? Sakrum ve koksikste mi yoksa lomber bölgede mi? Tıpa ilginiz var sanırım. Yani bu aralar biraz araştırdım da hocam. Şimdi hocam yani açık konuşmak gerekirse biz bu teyzemize yardım etmek istiyoruz. Şimdi günümüzde kullanılan biyonik protezlerden yola çıkarak biz yeni bir protez türü geliştirmeye çalıştık. Adına da yardımcı protez adını verdik. Hocam protezimizin amacı omurilikte sinir sisteminde hasar görmemiş bölgeyle bacak arasında sinir transferini sağlamak. Yani o yüzden hocam sizin vereceğiniz bilgiler hayati önem taşıyor. Demek siz bu hastayı yürütmek istiyorsunuz. Mümkün mü hocam, yani mümkün müdür? Bakın arkadaşlar, çalıştığınız alanda yurt dışında da birçok çalışmaya rastladım. Ama ne aşamada şu anda bilmiyorum. Tek bildiğim bu hastanın özelinde problem sadece bacaklarda. Diğer organlara giden sinirlerde hiçbir problem yok. Zarar görmüş bölgenin hemen üstündeki sinirler gayet sağlıklı. Ben şimdi size yaptığımız tetkiklerin sonuçlarının bir örneğini de vereceğim. Çalışmalarınıza faydası olacaktır. Mümkün mü sorusuna gelecek olursak. Bilimde mümkün değil diye bir şey olsaydı eğer, biz hala elimizde sopalarla geyikler peşinde koşuyor olacaktık. Doğru yoldasınız çocuklar. Kendinize olan inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Eğer benim ya da hastanem yapabileceği bir şey olursa beni direkt arayın. Sağ olun hocam, eksik olmayın. Kolay gelsin. Merak etmeyin, çok iyi olacaksın.
Ne oldu Taner abi? Ne dedi doktor? Annem yürüyebilecek mi? İnşallah Aziz. İnşallah koçum.